Gazze'deki direnişin önemli kuvvetlerinden İslami Cihat'ın yöneticisi İhsan Atay'a Filistin'in özgürlüğüne giden yolun silahlı mücadeleden geçtiğini söyledi. Düşmanlarımız Filistinlilere bir metrekare toprak bile vermeyi düşünmüyorlar. Lübnan'ın güneyi savaşarak İsrail'den özgürleştirildi. Biz de bu şekilde savaşmaya devam ederek topraklarımızı geri alacağız. Filistin'de yaşanan savaşın yıllardır sürmesine rağmen şu anki nesil hala direniyor ve topraklarını savunuyorlar. Bezmedik, yılmadık, topraklarımızı terk etmedik. Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ulusal kanalın sorularını yanıtlayan Filistin İslami Cihat Hareketi Dış İlişkiler Sorumlusu İhsan Atay'a bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi. 7 Ekim sonrası İsrail bölgedeki büyük ve güçlü devlet algısını kaybetti. Siyonistlerin vaat edilmiş kutsal topraklar inancı zayıfladı. On binlerce işgalci İsrail'i terk etti ve birçoğu geri dönmek istemiyor. Atay'a Filistin düşerse Türkiye ve bölge ülkelerinin hedef olacağını ifade etti. Biz hedefteysek bize destek veren ülkeler de bizden sonra hedef olacaktır. Savaşı kazanmamız çok yakın. Bu sefer sadece İsrail'e karşı değil, ABD, İngiltere ve İsrail'i destekleyen Batı ülkelerine karşı da olacaktır. Ve bölgede bu ülkelerin kayıplarının başlangıcı olacaktır. İslami Cihat lideri Atay'a düşmanın alacağı sert bir darbeyle ateşkesi kabul edeceğini belirtti. Eğer şartlarımızı kabul ederlerse resmi olarak bu savaşı kaybettiklerini ilan etmiş olurlar. Direnişten büyük ve sürpriz bir darbe daha bekliyoruz. Bu darbe Gazze'de, Batı Şeria'da, İsrail'de ya da ona destek veren ülkelerden birinde olacak. Bu büyük darbe sonrası İsrail ve ABD bu ateşkesi kabul etmek zorunda kalacak. Örneğin İsrail yönetimi iç çekişmeden dolayı dağılabilir. Ya da ABD'deki seçimler ve sonrasında bir iç savaş çıkabilir.